Ekonomi dünyası şimdi ise kameralarını Afyon'a çeviriyor. Afyon'da nesilden nesle devam eden Erbey Yalıtım ve Çelik Yapı Sistemleri markasına konuk oluyoruz. Firmanın yönetim kurulu üyesi İbrahim Karavil'e ilk olarak uzatıyoruz mikrofonlarımızı. Karavil ilk olarak kendisini ve firmasını tanıtıyor. Erbey Yalıtım firma ismi aile şirketidir. Babam başta olmak üzere Beytullah Karavil ve kardeşim Hüseyin Karavil, ben İbrahim Karavil. Aile kurucularımızdanız, kendimize ait bir şirket. Yaklaşık 4 yıldır Afyon'a hizmet vermekteyiz. Daha öncesinde 20 yılı aşkın bir süredir babam bu sektörün içinde. 4 yıldır profesyonelleşmeye ön vermiş bir şirketlerden birisiyiz Afyon'da. İbrahim Bey, buradaki hizmeti sizlerden dinleyebilir miyiz? Biz yalıtım olarak bahsettik ama açılımından bahsedelim. Ne gibi hizmetler tam olarak devam ediyor? Tabii ki. Öncelikle asıl firmamızın açılımı Erbey Yalıtım ve Çelik Yapı Sistemleri. Biz sandviç, panel ve çelik kondisyon üzerine Afyon ve Türkiye genelinde bayağı işler yapmaktayız, büyük işler yapmaktayız. Çelik sektöründe kendimizi adadık, büyük şirket adına büyümeye gidiyoruz. Yaklaşık 4 ay önce organize sanayide 4500 metrekarelik bir kapalı alanda Afyon'da bilhassa büyük işler yapmaya çalışıyoruz. Kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Yeni makineler aldık, yeni panküller. Kendimizi daha da profesyonelleştirmeye çalışıyoruz. Hani ne yapabiliriz, ne edebiliriz? Bilhassa bu deprem, yani öncelikle Türkiye adına geçmiş olsun tekrardan diyorum. Depremde neler olabileceğini gördük. Çeliğin bu konuda neler artı yönlerini gördük. O konuda kendimizi 15 gündür daha çok geliştirmeye başladık. Biz ne yapabiliriz, ne edebiliriz? Yani yapılmış olan projeler beton ermeden değil de çelik konusunda nasıl ucuza mal edip nasıl daha sağlam olabilecek derecede, bunları kendi aramızda mühendis arkadaşlarla da istişare edip bu konuda kendimizi geliştirmek istiyoruz. Ve sandviç panel yapıyoruz. Sandviç panelde Afyon'un bayisiyiz, Ege'nin sorumlusuyuz. İbrahim Bey, sizlere kimler ihtiyaç duyar, kimler sizden faydalanabilir? Aslında herkes bizden faydalanabilir. Yani ufak bir ev yapan kişi de, çok büyük fabrika yapan, yani aslında herkese hitap edebiliyoruz biz. Yani sadece biz yapım aşamasında değil, satışlarımız da var. İki tane dükkanımız var bizim. Az önce bahsettiğim gibi bir tane imalathanemiz, bir tane de showroom olan yerimiz. Sandviç panel satışlarımız, profil satışlarımız devam ediyor. Aynı zamanda imalatımız devam ediyor. Yani bütün kısma biz hitap etmeye çalışıyoruz aslında. Şimdi biraz imalat kısmından bahsetmenizi isteyeceğim. Kaç kişilik ekiple hizmet veriliyor? Üretim olarak baktığımızda ne kadarlık, ne kadar tonluk bir üretim var? Şimdi şöyle, biz şu an 120 kişilik bir kocaman bir aileyiz. Yani bize göre belki kocaman, bilemiyorum tabii. 120 kişilik bir aileyiz. Şu an Afyon, Çanakkale, Antalya, Burdur, Tefendi. Buralarda şantiyelerimiz var. Yalova'da şantiyemiz var. Şu an senede yaklaşık 2300-2400 ton gibi bir kapasitemiz var. Bir imalat yapıyoruz ve montajını da kendimiz yapıyoruz. Yani anahtar teslim yapıyoruz. Az önce dediğim gibi 400-450 bin metrekarede sandviç panelin montaj kısmında yapıyoruz. Şu an bilhassa deprem bölgesini aslında 15 gün önce tamamen işlerimizi durdurup deprem bölgesini, ağırlaştık deprem bölgesine konteyner üretimine geçmiştik. Bilhassa Kütahya Organize Müdürlüğü'nün desteğiyle, işçilerimizin fedakarlığıyla 15 gün 100 tane konteyner yapıp yolladık. Şu an 400 tane daha konteyner yapıp Allah izin verirse deprem bölgesine göndereceğiz. İbrahim Karavil firma olarak kalite standartlarını ise şu şekilde anlatıyor. Öncelikle kaliteli malzeme. Malzemeye çok dikkat ediyoruz. Bütün malzemelerimizi biz sıfır aldık. Yani az önce dediğim gibi 4 ay önce kurulduk. Sıfır aldık. Bütün malzemelerimiz son sisteme göre, son teknolojiye göre uygun bir şekilde aldık. En önemli şeylerden birisi de tabii ki ustalık. Yani şu an Türkiye'nin en büyük çektiği sıkıntılardan birisi. O konudan yana biz bin kere şükür hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Çünkü bizim bulunduğumuz yer, ben aslında İhsaniye Döver kasabasında oturuyorum. Oralıyım da. Orada komple çelik söktüğünü adamış kişilerle bağlı. Oradan çok destek alıyoruz. Onlarla çalışıyoruz. Bir de bu sektörde aslında tutunmamızın en büyük şeylerinden bir gününde teslim edip kapasitemize göre iş alıp gününde teslim etmek. Biz bunlara çok dikkat ediyoruz. Yani sevkiyatımıza, aldığımız işe, alacağımız malzemeye ve yaptığımız işi
daha önceden teslim etme çok önem gösteriyoruz. O yüzden de bu sektörde ilerlediğimi düşünüyorum. Peki bu sevkiyatlar Türkiye içerisinde mi yoksa yurt dışıyla bağlantılar var mıdır ya da olacak mıdır? Tabii ki yani Türkiye içinde, yani şu anlık Türkiye içinde biz aslında yerler yapmaktayız. Ama yurt dışında da şu an çalıştığımız bir iki projemiz var. Teklif verdiğimiz, görüştüğümüz projeler var. İnşallah bu saatten sonra yurt dışında da kendimizi geliştireceğimizi düşünüyorum. Dediğim gibi aslında yeni bir firmayız. Yani yeni bir firma değilim, yeni bir oluşumdayız. 4 ay önce burayı açtık. Tabii daha öncesi var, o ayrı bir şey ama. Şu an mesela 4 ay önce 50 kişiyle çalışırken şu an 120 kişiye çıktık. İnşallah sene sonuna kadar biz fabrikayı yeni bir oluşum daha içerisindeyiz aslında. Bunu da burada söyleyeyim. Yeni bir arsa aldık. Bunun içerisinde yıl sonuna kadar yapıp daha büyük, daha kaliteli hizmetler vermek istiyoruz. Müşteriye bir müşteri gibi değil de bir aile gibi bakıyoruz. Yani biz ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Nasıl yani hani bir işi alıp para kazanmak değil de nasıl bu işi kolaylaştırabiliriz? Nasıl memnun edebiliriz? Hep o aşamadayız. Aslında biz hiç parasal konuda hiç bir müşteriye parasal konuda hiç yaklaşmadık. Nasıl faydalanabiliriz? Nelerde yardımcı olabiliriz? Hep bundayız. Tabii bir de teknolojiye çok aslında takip ediyoruz. Neler yapabiliriz, yeni şeyler ne, bize en çok ne yardımcı oluyor. Biz de ona göre müşteriye o şekilde yaklaşıyoruz. O şekilde sunum hazırlıyoruz. Bizim şu an kendi bünyemizde çalışan 4 tane mühendis arkadaşımız var. Mühendis arkadaşları ilk önce bir yere teklif vermeden önce, ilk önce kendimiz tartışıyoruz. Müşteriye sunmadan önce kendimiz bir empati kuruyoruz. Neler yapabiliriz? Kendimize yapsak nasıl yapardık? İlk önce bunları düşünüyoruz. Ondan sonra müşteriye sunuyoruz. Müşteriye de günde teslim ettik mi, o da bizden memnun kalıyor. Evet. Peki biraz da showroom'u konuşalım. Showroom'unuzda neler var? Ne gibi ürünleri görebiliyoruz? Showroom'da şöyle sandviç panel ve profil satışlarımız orada devam ediyor. Biraz o kısmı açın lütfen. Sandviç panel ne demektir? Sandviç panel dediğim fabrika çatılarında kullandığımız, çatıları kapatmak için kullandığımız bir üründür. Türkiye'de sabır panel, Afyon bayisiyiz biz bu arada. Sabır panelde çalışıyoruz. Peki talep en çok nerelerden, hangi illerden? Yani biz Afyon olduğumuz için şu an Afyon hemen hemen %80-%90'ına hitap etmekteyiz. Kütahya'nın %35-%40'ına hitap edebiliyoruz. Çanakkale'de büyük işler yapıyoruz. Yani Türkiye genelinde aslında ulaşmadığımız yer yok. 81 ilde hemen hemen çalışmaya çalışıyoruz. Peki, şu an fiyatlar nasıldır efendim? Yani şu an deprem sıkıntısı olduğu için yani sandviç panelde bir gelir yani yüksek bir fiyat artışı var. Sizleri etkiliyor mu? Tabii ki bizi değil yani bizi etkilemesine sıkıntı yok ama müşterilerimizi çok etkiliyor. Bu yüzden biz de biraz üzgünüz. Müşteriler etkilendiğinden dolayı hani sizlere çok talep olabiliyor mu? Aşırı talep var yani haddinden fazla bir talep var. Ama biz yapamayacağımız şeyin altına girmek istemiyoruz. O yüzden hatta müşterime şunu almayın kardeşim şu an gerekirse 20-25 gün piyasa turasıya kadar durun. Ondan sonra alalım. Yani çoğu müşterimiz de şu an bu şekilde diyoruz. Çünkü aslında şöyle yapmak da istemiyoruz. Çünkü niye? İlk önceliğim bizim deprem bölgesi. Şu an bir çatı kapanması mı yoksa bir deprem bölgesine bir şeyler yapabilmek mi? Amaç bu bence. O yüzden şu an gerekirse iş yapmayalım ama oraya bir şeyler yapabilirim. Bunun amacındayız. Çok teşekkür ederim. İş hayatınızda çok başarılar dilerim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Muhabir arkadaşımız Çiğdem Koçer, firmanın diğer yönetim kurulu üyesi Hüseyin Karavil'e mikrofonu uzatıyor ve yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler alıyor. İsmim Hüseyin Olcay Karavil. Erbey Yalıtım'ın bir bünyesindeyim. Abim ve babam öncülüğünde onların peşinde biz de bu işe gönül verdik gidiyoruz. Genellikle ben satın almadayım. Dışarıdan alınacak ürünler, iş takibi. O bakımdayım ben. Peki satın almada nelere dikkat ediyorsunuz Hüseyin Bey? Öncelikle malzemenin kalitesi. Bizim için kalite çok önemli çünkü. İşlerimizde de, aldığımız malzemede de, yaptığımız işlerde de kalitesine bakıyoruz. Peki ailenizle, abinizle çalışmak nasıl bir duygu? Ailemle, abimle, babamla çalışmak çok güzel bir duygu. Çünkü sürekli onların arkasında bir dayanak olduğunu bilmek çok güzel. Peki biraz da çalışma saatlerinden bahsedelim lütfen. Vardiyalı bir sistem mi var burada? Vardiyalı bir sistem yok. Sabah 8.30-5.30 aslında ama şu an deprem bölgesine daha çok yoğunlaştığımız için biraz mesai yapıyoruz her gün. Mesai yapmak zorunda kalıyoruz. Elimizden ne geliyorsa biz de yapmaya çalışıyoruz aslında. Evet.
Şimdi biz bu demir çeliği nerelerde kullanabiliriz? Nereden size hizmet ihtiyaç duyarız? Demir çeliği biz her yerde kullanabiliriz. Ev çatısı, okul, hastane, havalimanı, futbol tribünleri. Aslında demir çelik hayatımızın her yerinde var. Peki sizler bu işte, bu alanda kendinizi başarılı buluyor musunuz? Buluyorsanız da bunun bir sırrı muhakkak vardır. Bizlerle paylaşabilir misiniz? Şöyle, şimdi biz kendimizi başarılı buluyoruz. Afyon'da da iddia ediyoruz. Büyümeye, profesyonelleşmeye doğru ilerliyoruz. Aslında bizim en büyük özelliğimiz aile şirketi olmamız. Yani sürekli babamın abime, abimin bana birlikteliğimiz. Aslında birlikten kuvvet doğar. Tabii. Cümlesini burada da yenileyebiliriz. Aynen. Yanımızda çalışan elemanlar da, kendi bünyemizde çalışan elemanlar da, kendi ailemiz gözümüzle baktığımız için aslında önceliği bu. Peki danışanlarınız, müşterileriniz sizlerden ne ister, ne bekler? Müşteri her zaman kalite bekler, ucuzluk bekler. Biz de elimizden geldiğince kaliteli ama daha ekonomik, elimizden ne geliyorsa yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bir sıkıntı, bir problem yaşandığı takdirde satış sonrası hizmet var mı? Tabii ki de. Bizim her zaman bir garantimiz var. Firma olarak 2 yıl bir garantimiz, malzeme olarak da 10 yıl bir garantimiz var. Çok teşekkür ederim. Sizden de birkaç cümle duyabilir miyiz? İzleyicilerimize hizmet almak isteyenlere neler söylemek istersiniz? Ben teşekkür ederim. İzleyicilerimiz bize her yerden ulaşabilir. Instagram'dan, Facebook'tan, Google'dan, Erbey Yalıtım olarak, Erbey Çatı olarak her yerden ulaşabilirler. Biz de Türkiye'nin her yerine istedikleri takdirde gidip, görüp, projelendirir, işçiliği yaparız. Sıkıntı yok. İş hayatınızda çok başarılar dileriz. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyenler, bizler bugün sizlere Afyon Karahisar Merkez'den seslendik. Çok değerli isim olan öncelikle İbrahim Karavil Beyefendi'yi, sonrasında Hüseyin Karavil Beyefendi'yi tanıdık. Hizmetlerinden bahsetti beyefendiler. Eğer ki hizmet almak isterseniz, danışmak, fikir sahibi olmak isterseniz, kendilerine veyahut da çok değerli isim olan babaları Beytullah Bey'e ulaştığınızda sizlere bu hizmeti sunacaklardır. Şimdilik buradan müsaademizi isteyelim. Bakalım bir sonraki durağımız, bir sonraki güçlü isimlerimiz kim olacaktır? Hoşça kalın, bizden ayrılmayın.